Günaydın. Eskişehir Net'ten herkese merhaba. Gündemi özetlemek için, öne çıkan başlıkları konuşmak için buluştuk. Haftanın son üç gününde 5 Temmuz. Ama tek bir başlığımız var. Bugün şu saatlerde bir gazete yapacak olsak sabah sabah manşetimiz böyle olacaktı. Hayran olma, bira yol. Biraz açıklayalım. Şimdi Eskişehir'de son zamanlarda hayatımızın pek çok alanında hemen hemen her şeye zam yapıldı tepki gösterilir. Bir zam yapıldığı zaman ne olursa olsun kimden yapıldığına bakılmaksızın tepki gösterilir. Eskişehir'de de biliyorsunuz önemli bir gider kalemimiz olan kalabak suyuna zam yapıldı. Zam mı yapan Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükelşen ya da eski kurum olarak artık ne derseniz değil. Şimdi bütün olaylarda olduğu gibi zam hemen hepimizi bütün Eskişehir'i ikiye ayırdı. Zammı büyük erşen ya da kendi siyasi görüşüne yakın bir insan, bir grup, bir kurum yaptığı için sessiz kalanlar oldu. Öte yandan iktidara yakın olanlar da yüklendi. Bu, bu zam kabul edilemez, çok fazla diyerek yüklenmeye çalıştı, eleştirdi, tepki gösterdi, sesini yükseltti. Tam tersi de oluyor biliyorsunuz. İktidar ya da hükümet edenler elektriğe, benzine, her şeye, şekere, çaya zam geldiği zaman... Bu sefer iktidara yakın olanlar bir sessizliğe gömülüyorlar, ıslık çalıyorlar. Mezardan geçerken çalınır ya böyle yani korkmamak için. Bu sefer de Cumhuriyet Halk Partililer ya da İyi Partililer ya da başka başka partililer AK Partili ya da MHP'li Cumhur İttifakı'ndan olmayanlar yükleniyor. Kardeşim bu nasıl böyle zam mı olur maaşımız eridi falan diye. Şimdi burada bir sıkıntı var. Buradaki sıkıntı şu. Biz de Eskişehir net olarak bu zammın çok olduğuna dair zammın bir ayarlanması gerektiğine dair yayınlar yapıyoruz. Konuklar alıyoruz. Bu zam çok. Sosyal medyada gezinip hayattan korkmayın. Bir damacana kalabak suyu 5 lira olmaz. Bize ekonomi iktisat bilimi öğretmeyin. Burada çıktığı yer belli, gelişi belli, maliyeti belli. Şu şu kadar arttı, bu bu kadar arttı. Kimsenin geliri o kadar artmadı. Bunu eleştirmek, bunun insanların başka kaynaklara yöneldiğini arıtma suyu olabilir. Başka su kaynaklarına yöneldiğini söylemek, eleştirmek bizim görevimiz, ödevimiz, hakkımız. Bunu yaptığımız için eleştiriliyoruz. Bakın girin Facebook sayfamıza, Instagram sayfamıza, sosyal mecralarımıza girin. İnanılmaz eleştiriler. Kim bunlar? Kim bunlar? Kendini demokratik, laik, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası hissedenler. Bir zam eleştireni eleştiremezsiniz. Sen şunu da eleştir, bunu da eleştir. Hepsini gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince eleştiriyoruz. Lütfen kendinize Erkan Tanlar aramayın. Erkan Tan, bir grubum var. Bu tarafta kendini Erkan Tan aramasın. Gazetecilik, tarafsızlık ilkesi gereği yapılan her şey eleştirilir. Siz de ona gidip eleştiri getiremezsiniz. Şurası çok önemli. Bakın son yıllarda en büyük sıkıntımız bu hayran olma, birey ol. Hani var ya, gazoz olma, efsane ol diye. Oradan esinlendik. Hayran olma, olma, birey ol. Kimseye hayran olmayın. Olmayın, lütfen. Kimseye hayran olmayın. Yılmaz Büyükerşen'e olmayın. Recep Tayyip Erdoğan'a olmayın. Ekrem İmamoğlu'na olmayın. Kim varsa etrafınızda. Hayran olmayın, birey olun hepsinin yaptıkları sorgulanabilir, tartışılabilir, konuşulabilir. Hiçbirisi, hiçbirisi kendinden menkul böyle değerli falan saygı duymak ayrı şeydir. Takdir etmek ayrı şeydir. Ama lütfen hayran olmayın. Her yaptığını kabul etmeyin. Sorgusuz, sualsiz bu çok güzel oldu olmaz. Hele hele zam konusunda zammı hocam yaptıysa çok güzel oldu olmaz. Lütfen şimdi burayı iyileştirmeye, düzeltmeye çalışırken bir de bu tarafla uğraşmayalım. Öyle değil mi? Kendisine demokratik tepkinizi dile getirebilirsiniz. Ama küfür, hakaret, kıyamet, eski terk edin, beğenmeyenler... Olmaz. Olmaz. Hadi bitirelim. Eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Siz de kullanın. Son olarak manşetimizi bir daha tekrarlayalım. Hayran olma, birey ol. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.